Bir şey daha hatırlatalım, mülteci konusuna döneceğim tekrar, sığınmacı konusuna bir şey atlamayalım. Suriye yönetimi, Esad yönetimi af çıkardı. Savaş yok, savaş bitti artık. İdlib çevresine sıkışmış katliamcı, cihatçı gruplar var. Onları da Suriye ve Rus askerleri, onların müttefiki olan Rus askerleri kuşatmış durumda. İdlib'de. 140 bin civarında orada aileleriyle birlikte bir cihatçı grubun, gücün, bir nüfusun olduğu tahmin ediliyor. Sayı da tam belli değil. Onun ötesinde Suriye'de savaş yok. Şam'dan görüntülere bakın. Restoranlar açık, kafeler açık, lokantalar açık, okullar açık, gündelik hayat, ticaret devam ediyor. Laski öyle, Halep normale dönüyor filan. Yani durum bu. Gidilip geliniyor. Ve çevre ülkelerle ticaret yeniden başladı. Arap Birliği'ne yeniden dönüyor Suriye. Suriye'de Suriye ve müttefikleri bu savaşı kazandı. Emperyalizm ve AKP gibi, AKP iktidarı gibi müttefikler ise kaybetti. Bu kadar net. Ve Esad yönetimi bir af çıkardı. Afın tek bir istisnası var. Katliama karışmış, cinayet işlemiş olanlar hakkında soruşturma yapılacağını, onlara ceza indirim uygulanacağı söyleniyor. Yani Türkiye'den Suriye'ye gitmeyenler ya bir katliama karışmışlar ya da cinayet işlemiş katiller demektir. Aslında. Eğer ciddi ekonomik sebepleri yoksa. Savaş yok. Afganistan'da da yok. Taliban egemen oldu orada da. Savaş bitti. Savaş bitti. Ha denilebilir ki orada çok geri bir şeriat rejimi kuruldu, iktidar kuruldu. Kadınlar vesaire, kadınların hakları, hukukları gasp edildi. Doğru. Ama bu sebeple gelen kadın filan değil, genç, erkek ve sağlıklı insanlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle bir şey olmaz, böyle bir siyasetsizlik olmaz. AKP iktidarının başka bir hesabının olduğunu akıllarınızdan çıkarmayın. Yoksa bu sorun böyle tartışılmaz, böyle konuşulmaz. Hocam, Silivri'den bir haber var, hemen ona geleceğim. Aykut Erdoğdu ve Tuğba Torun, avukat Tuğba Torun, kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, bir hukukçu. Sayın Torun ve Sayın Erdoğdu bugün Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altunay'la görüşmüşler. Ve bize izlenimlerini anlattılar. Telefon açtı bana, çok önemli. Ya büyük bir moral ve haklı olmanın sağladığı büyük bir güçle orada direndiklerini söylüyor Sayın Erdoğdu ve Sayın Torun. Ve özellikle Osman Kavala'nın kendisine yönelik böyle bir vahşi saldırının, bir intikam saldırısını anlayamadığını, buna anlam veremediğini belirtmiş. Hatta Aykut Erdoğdu demiş ki, ben merak ediyorum kişisel olarak, ya bu Soros'la bir ilişkiniz var mı ya, demiş ki, ben adamı tanımıyorum. Bir kere bir toplantıda gördüm, bir toplantıda bir araya geldik. Ama AKP iktidarı birkaç kere toplantı yapmış adamla. Kendisini de tanımıyorum, bir ilişkimiz de yok. Kaldı ki Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye'deki şubesiyle de bir ilgisi yok. Burada da bir Açık Toplum Vakfı diye bir vakıf kuruldu. Ya da Açık Toplum Enstitüsü. Orada bir takım liberaller yer aldı. Veyahut o dönemde AKP iktidarına destek veren Cengiz Çandar gibi bir takım isimler oralarda raporlar, araştırmalar filan yaptılar, yayınladılar. Ama Osman Kavala'nın olup biten karşısında bir şaşkınlık içinde olduğunu ve anlam veremediğini ama güçlü bir biçimde sürece direndiğini belirtiyorlar. Bir şey daha söylemek lazım. Orada Tele1'i izleyemiyorlar. Şimdi ben buradan bir çağrı yapıyorum. Adalet Bakanlığı yasalar içinde yayın yapan RTÜK lisanslı, Türkiye'de hem basın kanunu hem ticaret kanununa göre kurulmuş bir medya kuruluşunun yayınlarını Türkiye her taraftan izleyebilirken neden cezaevlerine vermiyor? Bunu bütün seyircilerimizin bir kez daha düşünmesi lazım. Diğer televizyonlar izleniyor. Bütün televizyonlar. Ama bizi vermiyor. Özellikle arkadaşlarımız, yani Gezi direnişi davasından tutuklanan Mücella Yapıcı, Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman. Ve Tayfun Kahraman. Saydım adını hocam. Tayfun Kahraman. Tele1 izleyemediklerini ve izlemek istediklerini. Çünkü yakınlarından
kendilerinden en fazla söz edilen, bu davayı en fazla takip eden ve en fazla gündeme getirenin Tele1 olduğunu öğrendiklerini, bunu bildiklerini, izlemek istediklerini, cezaevi yönetimine başvurduklarını ama cezaevi yönetiminin kendilerine yanıt vermediğini, izlenebilecek kanallar içinde Tele1'in yer almadığını iletmişler. Aykut Erdoğdu ne yapılabileceğini sordu. Ben de yani meclisin bu işe müdahale etmesi gerektiğini, bu konuda soru önergeleri verilebileceğini, açık bir ayrımcılık ve sansür uygulandığını belirttim. Buradan tekrar gezi direnişi nedeniyle tutuklu olan herkesle, bütün mağdurlarla ve düşünce suçlusu olan hapishanedeki bütün dostlarımızla bir kez daha dayanışma içinde olduğumuzu ilan etmek ve hatırlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Evet, çok haklısınız. Sanıyorum Tele1'in, Cumhuriyet Gazetesi'nin, sizin, benim, bir günün filan böyle bir görevi de haksızlık ve hukuksuzluklara olağan muamele yapılmasını engellemek. Bunların kanıksanmasını, canım ne işte ya gene işte ya tamam biliyoruz ve bir sürü haksızlık, hukuksuzluk, bu yargı bu iktidarın emrinde, habire insanın önüne geleni hapse atıyor filan, yeter. Değil, öyle değil. Her bir olay tekrar tekrar vurgulanacak, her bir olay kamu vicdanında onların hepsinin altı çizilecek. Yani o açıdan ben şahsen birinci Silivri trajedisi zamanında da, şimdi ikinci Silivri trajedisi zamanında da en az haftada bir gün bu yapılan haksızlık ve hukuksuzlukları, belki farklı alanlarda, belki aynı konudaki, aynı davadaki haksızlık ve hukuksuzluğu sürekli olarak yazılarımda en azından haftada bir defa dile getiriyorum. İşte 18 dakikayı da izleyenler biliyorlar. Merdan Bey olsun, ben olayım. Bunları asla ne kanıksıyoruz, ne olağanlaştırıyoruz, ne unutuyoruz, ne de es geçiyoruz. Şimdi bu vesileyle iki şey söylemek istiyorum. Birisi tutukluların ortak, tutukluların akrabalarının ortak yaptıkları açıklamada Deva Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarına yaptıkları çağrı. Diyorlar ki sizler bu işten zarar görmüşler olarak savcı tarafından zikredilmişsiniz. Biz burada bu davada taraf değiliz, şikayetçi değiliz diye bildirimde bulunun diyorlar ki bence çok anlamlı bir şey. Çünkü adları geçmiş, bunlar da zarar gördü diye. Yani halbuki şimdi eleştiriyorlar. Birincisi o. İkincisi, bugün siz tabii değerli okuyucularım orada yaşamıyorlarsa bilmezler. İstanbul'un en önemli ve müzmin sorunlarından biri Kazlıçeşme sorunudur. Dericilerin olduğu sorun. Dabakhane olduğu için orada koku da yayar filan, tabaklama olayından. Önce o tabakhaneler başka yere nakledildi filan, bir türlü orası çözülemiyordu.